Hoş geldiniz. Sizlerle bugün test 5, 6 ve 7'nin soru çözümlerini yapacağız. Evet, konumuzu dersimizde, canlı dersimizde işlemiştik. Şimdi sorularımızı da pekiştirelim. Evet arkadaşlar, birinci sorumuz ile başlarsak. Test 5'ten devam ediyoruz. Evet, aşağıdaki tepkimelerin hangisinde OH iyonu oluşur demiş. Yani bir baz olarak OH iyonu oluşması isteniyor. Bazın oluşabilmesi için arkadaşlar nedir? Metal oksitlerin olması gerekir. Bakarsak karbondioksit arkadaşlar asidik bir oksittir. Olmaz. Sodyum oksit arkadaşlar bir bazik oksittir. Olabilir. Kükürt dioksit asidiktir. Eledik. Karbon monoksit gazı arkadaşlar nedir? Suyla tepkime vermez. Metil alkol sıvısı suyla tepkimesi bir baz çözeltisi değildir. Bundan dolayı cevabımız Bursa şıkkı olur. İkinci sorumuz ile devam ediyorum. 25 derecede aşağıdaki maddelerle hazırlanan sulu çözeltilerin hangisinin pH değeri nedir? 7'den küçüktür. Yani asit olması gerekir. Amonyak arkadaşlar bir bazdır. Kalsiyum oksit arkadaşlar bir bazdır. CH3COOH arkadaşlar sirke asidi bir asittir. Potasyum oksit arkadaşlar bazik özellik gösterir. Kalsiyum hidroksit de bazik özellik gösterir. Bundan dolayı cevabımız CH şıkkı olur. Devam ediyoruz üçüncü sorumuz ile. Magnezyum hidroksit sulu çözeltisini demiş. Maddelerinin hangileri eklenirse çözeltinin pH değeri azalır demiş arkadaşlar. Şimdi magnezyum hidroksit bir bazik çözeltidir. Hidroksilik asit çözeltisi ilave edersen pH değerim azalır. Sirke asidi çözeltisi ilave edersen azalır. Saf su ilave edersen derişip seyreltmiş olurum. Bu da azalır. Bundan dolayı cevabımız Edirne şıkkı olur. Devam ediyoruz dördüncü sorumuzla. Sulu bir çözeltinin asidik olduğunu bilgilerinin hangileri tek başına kanıtlamaya yeterli olur demiş. H artı ve OH iyonları bulundurması asidik olduğunu bana belirtmez arkadaşlar. Elektrot özelliği göstermesi bu bazılar için de geçerli. Ama 25 derecede pH değerinin 5 olması asit olduğunu bana kanıtlar. Bundan dolayı yalnız 3 cevabımız olur. Devam ediyorum. Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde oluşan gazın sulu çözeltisi turunsal kağıdın rengini mavi ya da kırmızı yapmaz. Şimdi şöyle ki arkadaşlar. Asit tepkimeleri nedir? Turunsal kağıdını kızartır. Bazıları ise morartır yorumu yapıyorduk. Burada baktığınızda magnezyumun asit metali nitrik asitle tepkimesi sonucunda nedir? Tuz ve haşik gözü açığa çıkacak. Bir asit çözeltisidir yapar. Bakır metalinin derişik nitrik asit çözeltisiyle tepkimesinde ne olacak arkadaşlar? Azot dioksit. Bakalım. Azot dioksit gazı yapar. Bu tepkimenin rengini yapabilir. Eledik. Kalsiyum karbonat ile arkadaşlar hidroklorik asit çözeltisi kırmızı mavi yapar. Eledik. Gümüşün sülfürik asit tepkimesi sonucunda arkadaşlar SO2 gazı açığa çıkar. Bu da asittir. Eledik. Hidroklorik asit ile sodyum bikarbonat bazın tepkimesi sonucunda gene etkiler ama Adana şıkkında nedir? Mavi ya da kırmızı yapmaz. Çünkü H2 gazı açığa çıkar. Altıncı sorumuz. Yukarıda verilen çözeltilerin hangileri magnezyum metali ile tepkime vermiş? Magnezyum metali arkadaşlar aktif metaldir. Aktif metaller asitler ile tepkime verir. Bakın pH 2 olduğu için asit. pH 9 baz. pH 3 asit arkadaşlar. Burada baktığımda 25 derecede yalnız baz çözeltisiyle tepkime vermez diyorum. Bundan dolayı yalnız 2 cevabımız olur. Yedinci sorumuz ile devam ediyorum. Zat yağı aşağıdaki maddelerin hangisinin sulu çözeltisiyle nötrleşme tepkimesi verir? Zat yağı arkadaşlar sülfürik asittir. H2SO4. Bir asit. Benim nötrleşme tepkimesi verebilmesi için baz çözeltisi oluşması lazım. Tuz ruhu asittir arkadaşlar. Eledim. Etil alkol arkadaşlar C2H5OH nötrdür. Eledim. Sirke arkadaşlar CH3COOH dediğimiz asittir. Eledim. Kaya tuzu arkadaşlar naceli nötrdür. Nötr tuz. Bu da nötrdür. Eledim. Ama sönmüş kireç. Kalsiyum hidroksit arkadaşlar sıvısı nedir? Bir baz çözeltisidir. Bundan dolayı cevabımız Edirne şıkkı oluyor. Evet
8. sorumuza bakarsak yukarıda bakır metali ile ilgili verilen numaralandırılmış bilgilerden hangisi doğrudur denilmiş arkadaşlar. Bakın 1. Toz ruhu ile tepki veriyorum. Hasteriyle tepkime vermez arkadaşlar. Tam soy metaldir. Hayır, yarı soy metaldir. Eledik. Kezzap ile H2 gazı. HNO3 ile arkadaşlar. H2 gazı değil. NO2 gazı açığa çıkarır. Değişik zat yağı. Sülfürik asit ile tepkimi bakır kapta saklamak. Evet, değişik asit çözeltisi olduğu için. Elektron vermeyelim. H2'den fazla da demiş. Yalnız azdır demesi gerekirdi. Bundan dolayı tek doğru cevap 4 olur. Evet. 9. sorumuz. Yukarıdaki tuzlardan hangilerin sulu çözeltiye verdiği iyonlar doğru verilmiştir? Çinko sülfat, ZnR2 sülfat eksi 2 olarak vermiş arkadaşlar. Evet, bunun için doğrudur diyoruz. Amonyum nitrat, NH4 artı nitrat eksi 1. Evet, bu da doğrudur. Alüminyum için arkadaşlar, şurada yazarsam alüminyum artı 3 ama 2 tane artı 3 tane karbonat eksi 2 iyon olması gerekiyordu. Bir yanlışlık. Bu yüzden cevap 1 ve 2 olacak. Devam ediyoruz. Hidrojen bromür asit çözeltisi metallerinden yapılmış kaplarda hangilerinde saklanmazdır? Şimdi gümüş, altın ve krom arkadaşlar. Hangilerinde saklanmaz demiş. Şimdi gümüş kaplarında saklanabilir arkadaşlar. Altın kaplarında saklanabilir ama kromda pardon saklanamaz. Çünkü aşındırabilir. Tepkime verebilir de. Devam edersek 11. sorumuz ile yukarıda verilen asit çözeltilerine batırılmış metallerle ilgili yargılarının hangileri doğru? Şimdi sülfürik asiti asotermetal olan alüminyum daldırıldığı için burada ne olacak arkadaşlar? Bir tepkime gerçekleşir. Doğru. Demirin hidrojen bromür çözeltisine aktif metali evet çözelti verebilir. Daha sonra bakır metali hidroklorik asit çözeltisine batırmış. Burada ne olacak arkadaşlar? Gaz çıkışı olmaz gibi tepkime vermiş. Bakarsak her üçünde de gaz çıkışı olur demiş arkadaşlar. Yanlıştır. Üçüncü de gaz çıkışı olmaz. Bir ve ikinci kapta aynı gaz oluşur demiş. Ne olacak arkadaşlar? Burada H2 gazı, burada da H2 gazı oluşur. Doğrudur. Üçüncü kapta metal aşınmaz demiş. Evet, bu da doğrudur. Çünkü tepkime gerçekleşmez yorumu yapıyoruz. Evet, test 5 bitti arkadaşlar. Test 6'ya geçiyoruz. Evet, şöyle yakınlaştırırsak. Saniye bekleyelim biraz. Evet geldi. Evet, test 6 birinci sorumuz. Metallerin aktiflikleri farklıdır. Bazıları su ile tepkime verirken bazıları en güçlü asitlerle bile tepkime vermez. Buna göre aşağıdaki metallerden hangisi sadece kral su ile tepkime verir? Arkadaşlar şimdi kral su ile tepkime veren neydi? Altın ve platindi. Bakıyorum kurşun vermez, çinko vermez, gümüş vermez, bakır vermez ama platin kral su ile tepkime verir. Devam ediyoruz. Sülfürik asit ile ilgili yargıların hangileri doğrudur denilmiş. H2SO4 nem çekicidir. Evet arkadaşlar, nem çekici özelliğe sahiptir. Korozistir yani aşındırıcı. Evet, asitler aşındırıcıdır. Bu da doğru. Yarı soy metaliyle tepkimesi sonucu H2 gazı vermez demiş. Evet arkadaşlar, H2 gazı vermez. SO2 gazı verir. Bundan dolayı her üç öncül de doğrudur deriz. Devam ediyoruz 3. sorumuz ile. Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerden hangisi sistematik adı hatalı verilmiştir demiş arkadaşlar. Tuz ruhu arkadaşlar hidroklorik asit olması gerekir. Sut kostik sodyum hidroksit. Evet doğrudur. Cam asidi hidrojen klorür. Bu da doğru. Zat yağı sülfürik asit H2SO4. Sönmüş kireç arkadaşlar kalsiyum hidroksit dediğimiz şey doğru. Ama Adana şıkkında tuz ruhu yanlış verilmiştir. 4. sorumuz. Suda çözüldüğünde
Sodyum artı 1 ve OH hidroksit iyonlarına ayrılan madde ile ilgili yargıların hangisi doğrudur? Şimdi suda iyonların ayrıştığı için bu sodyum hidroksiti. Bazik yapılı bir maddedir. Doğru. Formülü sodyum hidroksiti. Doğru. Kırmızı turuncu sol kağıdını maviye boyar. Evet, baz olduğu için doğrudur. Çözeltisi alüminyumla tepkime vermez denilmiş arkadaşlar. Hayır, alüminyum ile tepkime verebilir. Sodyum hidroksit olarak adlandırılır buralım. Ama amfoter metaller bazlarıyla tepkime verir demesi gerekiyor. Beşinci sorum. Alüminyum, demir ve bakır metalleri ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır sormuş bizlere arkadaşlar. Bakarsak şimdi. Alüminyum metali sodyum hidroksit çözeltisi ile tepkime verir. Evet, alüminyum bir amfoter metal, bazıları tepkime verebilir. Hidroklorik asit ile alüminyum, alüminyum Cl3 tuzunu oluşturur demiş. Evet arkadaşlar, alüminyum hidroklorik asit ile tepkime sonunda alüminyum klorür tuzunu oluşturur. En pasif metal bakır metali. Evet arkadaşlar, alüminyum ve demir daha aktiftir. Bundan dolayı bu da doğrudur diyorum. Kezzap ile cüv metali H2 gazı verilir. Arkadaşlar, kezzap, HNO3, bakır metali H2 gazı ve NO2 gazı verilir. Bu yanlıştır diyorum. Kuvvetli bazlar demir metaliyle tepkime vermez demiş. Evet arkadaşlar, bu da doğrudur yorumu yapıyoruz. Evet, 6. sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıda verilen oksitlerin suda çözüm ve tepkimeler hangileri doğru verilmiştir demiş arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. Tükürt dioksit gazını su ile tepkime sunun. H artı ve bir sülfat iyonu oluşmuş. Bu doğrudur. Kalsiyum oksit katısının su ile tepkimesinde iki tane hidroksit ve kalsiyum artı iyonu oluşmuş. Bu da doğrudur. Karbondioksitin su ile tepkimesinin H artı ve bir karbonat iyonu açığa çıkmış. Bu da doğrudur. Bu yüzden hepsi iyonlaşma denklemleri doğrudur deriz. 7. soruya geldik arkadaşlar. Tepkimelerle ilgili sorular bunlar. Önemli sorular. Bakır metali nitrik asit ile tepkimesi sonucunda arkadaşlar NO2 gaz oluşur. HPE'nin demir ile tepkimesi sonucundan arkadaşlar nedir? Tepkime hangilerinde H2 gazı açığa çıkar demiş arkadaşlar. Evet, bundan H2 gazı açığa çıkar. Devam ediyorum. Hidroklorik asit ile gümüş tepkimesinde arkadaşlar. Gümüş ile tepkime vermez diyorum. Hidroklorik asit ile HNO2 kezlatın 6 ile tepkimesinden sonucunda da ne oluşacak arkadaşlar? Benim tepkimem gerçekleşecek ama H2 gazı oluşmaz diyorum. Sadece yalnız 2 ile H2 gazı oluşur yorumu yapıyorum. Aktif metallerin asitler ile tepkimesinde H2 gazı oluşur yorumu yapabilirim. Devam ediyorum. 8. sorum. Hidroklorik asitin sulu çözeltisi ile potasyum hidroksit bazının sulu çözeltisi tepkimesi sonunda potasyum klorür tuzu ve su oluşmuş arkadaşlar. Denklemi verilen, yukarı verilen tepkime ile ilgili yargıların hangileri yanlıştır yorumunu soruyor bana. Bakıyoruz. Yer değiştirme tepkimesidir. Evet, anyonlar ve katyonlar yer değiştirmiştir. Endotermiktir demiş. Hayır arkadaşlar, endotermik değil, ısalmasına gerek yok. Net iyon denklemi suyun iyonlaşma denklemidir. Bu da doğrudur. Yanlış olan hangisi? Yalnız 2 oluyor cevabımız. 9. soru. Kaplarda verilen baz çözeltileriyle ilgili aşağıdaki hangisi ortak değildir demiş. Bakıyorum baz. Arkadaşlar burada da baz çözeltim var. İkisinde de baz çözeltisi var. Alüminyumda H2 gazı vermiş. Evet. Bazlar alüminyumda H2 gazı verir. Tuz durumu ile nötrleşebilir. Evet, her ikisi de nötrleşebilir. Sulu çözeltisi oluşurken dışarıya ısı vermesi nedir arkadaşlar? Elektroliktir. Bundan dolayı evet. pH değerinin 7'den büyük olması baz olduğu için evet, bu da doğrudur. Aynı tür element içerisinde. Arkadaşlar benim de sodyum var, diğerinde potasyum var. Aynı değildir. Bu yüzden cevabımız Edirne şıkkı oluyor. 10. sorumuz. Hidroklorik asit çözeltisi varmış şekildeki kapta bulunan çözeltiye. Bu madde ayrı ayrı ilave ediliyor. Buna göre hangi maddenin ilave sonucu bir gaz çıkışı gözlenmez demiş arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Gümüşü ben hidroklorik asit çözeltisine ilave ettiğim için bir gaz çıkışı gözlenmiş. Çinko arkadaşlar aktif bir metal olduğu için H2 gazı çıkar. Amonya arkadaşlar ben tepkimeye soktuğumda su oluşacak. Bundan dolayı bir gaz çıkışı gerçekleşmeyecek. Bu yüzden 1 ve 3 cevabı, pardon, amonyak ve hidroklorik asitleri tepkimeye soktuğumda arkadaşlar NH4
Cl tuzu oluşacak. Dalga çarpınca bu yüzden 1 ve 3 oluyor cevabım. Evet, 11. sorumuz. Amfoter metalleri ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Şimdi amfoter metallerimiz neydi? Al, sana, papuç, zannetme, çarık, beril olarak adlandırıyoruz. O zaman alüminyum ve çinko örnek verilebilir. Evet, doğrudur. Bütün bas çözeltileriyle H2 gazı çıkarılabilir. Bütün bas çözeltileriyle değil arkadaşlar, kuvvetli bas çözeltileriyle. Elektron verme eğilimleri yarı son metallerden daha fazladır. Bu doğrudur. Hem asitler hem de bazlarla tepkime verilebilir. İçine de sodyum hidroksit çözeltisi saklanamaz demiş. Evet. Ama bu şıkkı yanlış olmuş oluyor. Evet, şimdi 7. testimize geçiyoruz. Şöyle. Evet. Bir madde ile ilgili demiş. Bilgiler veriliyor. Özellikle verilen bu maddenin kimyasal formülü aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Halk arasında karıncı asidi olarak biliniyormuş. Sor metalleri tepkime vermiş. Karıncı asidinin formülü arkadaş her zaman bilmemiz gerekiyor. Formik asittir. Bu yüzden cevabımız Denizli şıkkı olur. Devam ediyorum. Tuz ruhu ile ilgili yargılardan hangi doğru? Tuz ruhunun formülü HCl. İyi bir pas çözücüdür. Evet, pas çözücü olarak kullanılıyor. Lavaboların temizlenmesinde kullanılır. Evet, kireç giderleri için. Formülü HNO3'tür demiş. Yanlıştır. Bu yüzden cevap 1 ve 2 olur. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisinde H artı iyonu sayısı, bakın, H artı iyonu sayısı OH iyonu sayısından daha azdır. O zaman ben ne arayacağım arkadaşlar? Baz çözeltisi aramam gerekiyor. Amonyak bir bazdır. Fosforik asit bir asittir. Nitrik asit, asit. Formik asit, asit. Sülfürik asit, asittir. Burada cevap ne çıkıyor? Adana şıkkı çıkıyor. Devam ediyoruz. Saf haldeki sülfürik asit sıvısı ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş arkadaşlar. Bazik özellik gösterir demiş. Yanlış. Asit özellik gösterir. Elektroliktir. Saf haldeki sülfürik asit arkadaşlar elektriği iletmez. Suda çözünürken ısı verir. Evet, asitler suda çözünürken ısı verir. Bundan dolayı cevap Ceyhan şıkkı olur. Beşinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bu kitaptakinden farklı bir soru. Bakarsak şimdi. X, Y, Z gazları çekirdek sistemde A ucundan gönderiliyormuş. B ucunda X ve Y gazları, C ucundan ise yalnız X gazı çıktığı görünüyor. Şimdi buradan X gazı çıkacakmış arkadaşlar. B ucundan da X, Y gazları. Şuradan X, Y gazları çıkıyormuş. Buna göre bakarsak demiş, hangileri olabilir? Hidroklorik asit ile tepkimesi sonucunda arkadaşlar X, Y gazı oluşuyor. Şimdi asit çözeltisi, burada asit çözeltisi var. Asitler neyle tepkime verebilir arkadaşlar? Baktığımızda gazın aşağıdaki hangisi olabilir demiş. Şimdi X, Y gazları çekirdek sistemin A ucundan gönderiliyor demiş. Buradan C ucundan ise yalnız X gazın çıktığı gibi. Şimdi baz olduğu için arkadaşlar bazdan amfoter metallerle tepkime verdiği için nedir? Amonyak olabilir diyorum. Evet, bunları eliyorum. Daha sonra bakıyorum arkadaşlar. X, Y gazı ne olabilir? Şimdi asitle tepkimi verdiği için azot monoksit ve karbondioksit olabilir dediğim için nedir? Burada bolca karbon monoksit gazı olmaz arkadaşlar. Oksijen C fakir olduğu için. Evet, 6. sorumuz aynı. Süt kostik olarak bilinen maddeyle ilgili demiş. Yargılardan kaç tanesi doğrudur? Süt kostik dediğimiz şey arkadaşlar sodyum hidroksit bazı. Sulu çözeltisi çinko ile tepkimeye girerek H2 gazı oluşturur. Evet arkadaşlar, kuvvetli bir bazdır. Evet, nem çekicidir. Evet, sabun yapımında kullanılır. Evet, tahriş edici özelliği vardır denilmiş. Evet, bazılar tahriş eder. Bundan dolayı Edirne şıkkı. Bütün hepsi, bütün özellikler doğrudur yorumu yapabiliriz. Devam ediyorum. Sülfürik asit arkadaşlar. Sülfürik asit ile ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır demiş. Zatçı olarak bilin. Evet, yay sistematik adı zatçı. Sodyum hidroksit çözeltisi ile tepkimeye gerek sodyum sülfat tuzu ve su oluşur. Evet, asit baz çözeltisini oluşturur arkadaşlar. Tüm sor metalleri H2 gazı açığa çıkarmadan tepkime verilir. Hayır arkadaşlar,
tüm son metaller ile tepkime giremez. Çünkü tam son metaller tepkime vermeyebilir. Güçlü asittir, evet, nem çekicidir, evet, ama C şıkkı yanlış yorumu olur. Sekizinci sorumuz. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi amonyak için doğrudur? Amonyak arkadaşlar bir bazdır. Bakarsak bunun için susuz bazdır demiş. Evet, sulu çözeltisi elektrolittir. Bakalım, zayıf bazdır. Evet, sulu çözeltisindeki çözelti sulu zincirin nötrleşme tepkimesidir. Hayır arkadaşlar, su oluşmaz. Çinko ile tepkimeye girerek tuz oluşturur. Bu da doğrudur. Bakıyoruz tekrar. Sulu çözeltisi elektrolit. Su da çözümde elektriği ve çelikin baz olduğunda bunların 4 tane doğrudur. Devam edelim 9. sorumuza. Cam işleminde kullanılan asit ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş arkadaşlar. Şimdi benim cam işlemede kullandığım nedir? Hidroflorik asittir. HP. 0,1 mol, 0,1 mol sodyum hidroksitle nötr. Evet, birebir oranda nötrleşir. Cam kaplarda saklanır. Hayır, cam işlemede kullanıldığı için cam kaplarda saklanır. Kuvvetli asittir denilmiş arkadaşlar. Hayır, kuvvetli asit değildir. Yalnız bir yorumu yaparız. 10. sorumuz. Kalsiyum oksit katısının su ile tepkimesi sonucunda demiş, hangileri doğrudur? Oluşan çözeltide OH iyonları sayısı H+ iyonları sayısından fazla. Şimdi bu bir bazik oksit olduğu için ne olacak arkadaşlar? Burada kalsiyum hidroksit oluşacak. Oluşan çözeltide OH iyonları sayısı H+ iyonları sayısından daha fazladır yorum yapılmış. Doğrudur. Islak çağ çıkar. Evet, bu da doğrudur. Kirece söndürülmesi olayıdır. Bu da doğru. O yüzden cevabımız Edirne şıkkı olur. 11. sorumuz. Bazı kimyasalların çözeltileri asidik ya da bazik özellik göstermez. Buna göre aşağıdaki hangisi buna örnek olarak verilebilir demiş arkadaş. Şimdi hidroflorik asit asit özellik gösterir. Formik asit özellik gösterir. Sodyum hidroksit baz özellik gösterir. Etil alkol. Arkadaşlar bu ne asit ne bazik özellik. Sodyum kalsiyum hidroksit de bazik özellik gösterir. Bunları elediğim için arkadaşlar nedir? Etil alkol. Ne asidik ne de bazik özellik göstermez yorumu yapıyoruz. 12. sorumuz. Aşağıda eşit derecesinde olarak verilen asit ve baz çözeltilerin hangisi iletkenliği diğerlerinden daha azdır? Şimdi iletkenlik arkadaşlar suda iyonlaşmalarına göre değişiyor. Baktığında hidroklorik asit suda %100 iyonlaşır. Eledim. Kalsiyum hidroksit suda %100 iyonlaşır. Bunu da eledim. Sülfürik asit arkadaşlar %100'e yakın bir elenir. Sodyum hidroksit suda %100 iyonlaşır. Bunu da eledim. Ama hidrojen siyanür arkadaşlar suda iyonlaşarak ayrılmaz. Bundan dolayı iletkenliği diğerlerine göre daha azdır yorumu yapıyoruz. Evet arkadaşlar, test 7 de bitti. Test 8'i de beraber çözelim. Canlı dersimizde kalan tarama testleriyle devam ederiz. Evet. Şimdi bakarsak. Birinci sorumuz. Yukarıdaki kimyasallardan hangilerinin kullanım alanı doğru olarak verilmiştir? Hidroklorik asit pas çözücü olarak kullanılır. Doğru. Kalsiyum, sodyum hipoklorit arkadaşlar çamaşır suyudur. Çamaşır suyu arıtıcı olarak kullanılır. Bu da doğru. Sirke asidi arkadaşlar kireç çözücü olarak nedir? Günlük hayatta kullanılabilir. Bundan dolayı her üçü de doğru bilgi verilmiştir. İkinci sorumuz. Çamaşır suyu ile ilgili bilgilerin hangisi yanlıştır? Çamaşır suyunun formülü NaOCl'dir. Arıtıcı özelliği vardır. Evet arkadaşlar. Bazik yapıdır. Evet. Çözeltisinde sodyum iyonu vardır. Evet. Tahriş edicidir. Evet. Sodyum hidroksit tepkimesinde klor gazı açığa çıkmaz. Hidroklorik asitle karıştırırız arkadaşlar. Klor gazı açığa çıkar. Bundan dolayı cevap Edirne şıkkı olur. Üçüncü sorumuz ile devam ediyoruz. Aşağıda verilen madde çiftleri tepkimelerinde hangisinde bir tuz oluşmaz? Şimdi tuz oluşabilmesi için asit baz olması gerekir. Bakıyorum asit baz tuz oluşuyor. Bakıyorum asit baz oluşuyor. Asit arkadaşlar asit burada oluşmaz. Geliyorum metal asit oluşuyor. Geliyorum baz asit oluşur. Ama
iki asitin tepkimesi sonucunda bir tuz oluşmaz. Dördüncü soru. Çeşitli sebeplerle tıkanmış lavaboları açmak için maddelerden hangileri kullanılabilir demiş arkadaşlar. Burada bakıyoruz. Potasyum hidroksit nedir? Kullanılabilir. Sodyum hidroksit bazı kullanılabilir. Ama hidroklorik asit arkadaşlar lavaboları açmak için kullanılmaz. Bu yüzden 1 ve 2 nedir? Lavabo açıcı olarak tercih edilebilir. Dördüncü sorum, beşinci sorum. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin kullanım amacı yanlış verilmiştir demiş. Tuz ruhu kireç çözücü doğru. Çamaşır suyu ağartıcı doğru. Kalsiyum hidroksit beyaz sabun katı sabun yapımında doğru. Sülfürik asit arkadaşlar akü elektrolidi yapımında, evet akü yapımında kullanılır. Amonyak pas çözücü olarak kullanılmaz arkadaşlar. Yanlıştır diyoruz. Altıncı sorumuz ile devam ediyoruz. Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisinin kullanım alanı hatalı verilmiştir? Hidroklorik asit tuz ruhu kireç sökücü doğru. Potasyum hidroksit lavabo açıcıdır. Bu da doğru. Kalsiyum oksit harç yapımında kullanılır. Bu da doğru. Nitrik asit gübre eritiminde, azot gübreleri eritiminde. Evet. Sodyum hidroksit kireç çözücü olarak kullanılır demiş. Yanlış arkadaşlar, lavabo açıcı olarak kullanılan temizlik malzemelerimiz içerisinde bulunur. Evet, yedinci sorumuz ile devam edersek. Hidroklorik asit, yani tuz ruhu ve çamaşır suyu banyo tuvalet temizliğinde kullanılan kimyasallardır. Bunların karıştırılması ile meydana gelen zehirli gaz arkadaşlar klor gazıdır. Mutlaka evlerimizde tuz ruhu ve çamaşır suyunu temizlik yaparken birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Zehirli gaz olan klor gazı açığa çıkar. Allah korusun. Evet, sekizinci soru. Sönmüş kireç ile ilgili. Arkadaşlar sönmüş kirecin formülü bu. Karbondioksit tutma özelliği vardır denilmiş. Evet arkadaşlar, karbondioksit tutma özelliği vardır. Kalsiyum oksitin suyla tepkimesi sonucunda oluşur. Bazik özellik gösterir. Evet, bundan dolayı her 3 öncülde doğru yorumu yapıyoruz. Bakıyoruz, fosforik asit ile potasyum hidroksit tepkimesi sonucunda bir X ve su oluşmuş. Tepkimesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır soruyor bana arkadaşlar. Bakıyorum şimdi. 3 tane hidrojen, 3-4 tane hidrojen 2 tanesi çıktığı için nedir? Denkleştirme yapacağım. Buraya 1 yazarsa 1 tane fosfat çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bakıyorum daha sonra. 3, 1, 1 tane de 4 var orada. 4 tane hidrojenimiz. Buraya 2 yazdık. 2 orada. 2 oksijen, 2 de burada olması gerekir. 3 de burada olması gerekir. K3PO4 oluşacak. Doğru. Geliyorum nötrleşme tepkimesine. Evet, tuz ve su oluşmuş. İkili yer değiştirmedir. Evet. Oluşan tuzun su çözeltisi asidiktir demiş. Oluşan çözeltinin arkadaşlar tuzdur. Bu yüzden yanlış nötrdür. Egzotermiktir. Bu da doğru. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Devam ediyorum. Su borularında oluşan kireç artıklarını gidermek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Kireç sökücü olarak kullandığımız arkadaşlar kim olabilir? Su borularına tabii ki tuz ruhu kireç sökücü olarak tercih edilmesi gerekir. Evet, 11. sorumuz. Turşu yapımında kullanılan ve sirke ruhu olarak bilinen kimyasal maddenin formülü aşağı hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu formik asit. Formik asit. Evet, değil. Geliyorum sirke asidi arkadaşlar. Bu fosforik asit, tuz ruhu, hidroklorik asit, yaygın adlarını yazdım. Bu da amonyak, susuz bazdı. Bunu da ettik. O yüzden cevabımız burada şıkkı çıktı. Gayet kolay bir soruydu. Evet arkadaşlar, son sorumuz ile karşınızdayım. Madde, demiş ki yukarıdaki maddeler hangilerin yaygın adları doğru verilmiştir? Hidroklorik asit, tuz ruhu, doğru. Formik asit, sirke asidi değil arkadaşlar, karınca asididir, yanlış. Nitrik asit, kezzap arkadaşlar, doğrudur. Hangisi doğru verilmiştir dediği için 1 ve 3 şıkları doğrudur derim. Evet, sizlerle arkadaşlar asit bazlar tepkimelerindeki ve de tuzlar konusuyla ilgili soru çözümlerini gerçekleştirdim. Bu videoyu dersimize kadar izleyin. Dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.